çok seviyoruz biz. Bunlar böyle büyük büyük papatyalar oluyor. Bunları da böyle, bunlar böyle yenilebiliyor değil mi Feridun? Evet. Onlara ne diyorsun onlara? Ya biz dallama diyoruz. Kimileri çolaka diyor. Evet. Literatürde isimli kitaplarda bilmiyorum. Papatyalı. Evet, evet, papatyaları açmadan önce yenilebiliyor. Evet. Şöyle nasıl yapıyorsun göstersene. Yani, şöyle. Evet. Bu taze yerini alıyorsun şu şekilde. Hı hı. Hafif yapraklarını alıyorsun. Dal diyorsun. Zaten onun için dallama diyorlar. Çiçeğini de. Tamam bu şekilde. Harçlıyorsun. Harçlıyorsun. Ondan sonra biraz haşlandıktan sonra şey yapıyorsun. Çıkarıp süzgeçte hafif suyunu hafif elinde sıkarak suyunu süzüyorsun. Ondan sonra zeytinyağı, limon, sarımsak karıştırıp üzerine döküyorsun. Yiyorsun. Güzel de bir yemek oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Yerinde İzmir'de oturuyorlardı. Yeni yaptılar onları. O yeni bir ev. Ama biraz tabii şey olarak yaptılar. Tatil evi. Ne ya, olur? Tatil evi değil. Devamlı olacaklar. Yani biraz daha doğaya yakın yaptılar. Evet, tatlı yapmışlar. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi. Ben mezarlıktan gelip geldim. Başınız sağ olsun kim? Yani şey tanıdık. Ziyarete geldik. Bugün şey ya. Söylemiştin evet. Biz de köyü çekelim dedik de şansımıza bugün kimse yok köyde. Olsun. Kim cenaze var 2 tane, ona gitmişler işte, mezarla gitmişler. Evet. Biz de Türkçe onun için şöyle. Gelin buraya. Ben de zannettim ki dolaşın öyle gelin. Yok. Dolaşın demek evin yanı önüne dolaşın demek. Dolaşın deyince hani gidin gezin öyle gelin. O çörek karnımızda guruldamıştı zaten. Gezmekten. Değil mi kız? Zümralı Kezban'ın annesinin evi. Evet. Ayakkabılarımızı çıkardık. Tatlı evleri. Çok güzel değil mi? Evet. Kameraya bir şeyler çekmeyeceğim. Yok bizi çekiyorum. Bayağı şey, yere oturayım ya. Zaten buraya hep geliyoruz. Akşamları burada böyle kısır geceleri yapıyoruz. Zümra, Kezban, annesi Azra. Gençler bazen oluyor. Oyun oynuyoruz değil mi Sita? Evet oynuyoruz. Hokey miydi? Hokey. Üçgen şeyler. Uno da oynuyoruz bazen. Evet. Tahtaları üçgen. Antrenmana dedi, cuma günü dedi. İyi dedim, dur ipte çamaşırları vardı, top yükleneyim dedim, beni de götür. Tam kahveden çıktım. Geldi. Orada 2 kişi oturuyormuş karı koca. Çaylar. Motorun yanına vardım, arkamdan bağırdı, Feridun Bey. Tanımıyorum ya. Geldim, biz dedi işte siz takip ediyoruz, Bursa'dan geliyoruz, böyle. Tabii. Feridun rockstar. Onu da tanıyor herkes. Her 2 günde bir 2-3 tane yapıyor. 2 günde bir yapıyor. Evet. Herkesi şu tarafı çekmiyorum. Şu tarafta beni çekmeyenlerin elleri var. Onları çekmiyoruz. Sen bu tarafı çek. Bu tarafı çekiyoruz. Utangaçlar var. Biraz daha benden işte babası gibi biraz daha yaşlı birileriyle sohbet edeceksin. Evet. Yani 1 saat, 1,5 saat böyle onları anlattıracaksın ki. Evet. Onlar daha iyi görmüş şey geçirenler daha iyi bilir. Her ya şeyi biz, anlatacaklar. Bildiğini, başından geçeni. Ben de olsa, ben de az buçuk da olsa yaşadım aynı şeyler ama benden daha fazla görmüş geçirmişler tabii, şey var. Olanlar var. Mesela onların çocukluğundaki şeyler daha da çok değerli. Belki. Bize anlatsan onların hikayelerini yakalamamız lazım. İşte onların mesela ben çocukluğumda çok böyle olaylarla karşılaştım ama onların çocukluğu daha başka da geçmişti belki. Daha da yoksul. Tabii daha da yoksul geçmişti. Evet, demin onu konuşuyorduk değil mi Sita? Bu tarafı çekmiyorum. Şeyi konuşuyorduk işte, eski hikayeler. Hı-hı. O köylerde çok daha fazla yokluk varmış muhakkak, böyle. Muhakkak. Yani, ama bugün hala daha bazı yerlerde devam ediyor böyle şeyler. Daha mesela burada ayakkabı yokmuş giymeyi. Ya kışın falan da of. Çorap da yok, öyle çıplak ayak. İnsanlar nelerden geçmiş ya. Ama aynı anda da çok daha güçlüymüş insanlar değil mi? Evet, daha sağlıklı. Muhakkak. Her şeyleri demin Kezban annen anlatıyordu da neyle un yapıyorlarmış Feridun Hanım? İşte dağlarda peridun diyeceğiz biz. Pinar peridi yani. Evet. Bildiğimiz bir çarının. Yıgarını doyuyor. Meşe paramudra benzer bir şeyler vardı. Ha, onu toplarlarmış. Onu un yapıp ondan ekmek yaparlarmış değil mi? Hani ekmek bulamayınca. Evet. Kavuruyorsun onu. Evet. Kavurduktan sonra sertleşiyor, dövüyorsun. Un haline getiriyorsun. Evet. Onlar da ekmek böyle bazlama yapıyorlardı işte, yapıyorlarmış işte. Evet. Yani sonuç olarak bu çağda aslında her şeye şükredebiliriz yani. Çünkü her şey çok kolay. Elimize çok kolay geliyor her şey. Ya düşün. O kadar. Değil mi? Evet. Açlıktan ona kendilerini alıştırmışlar. Gece, gündüz, onun için şımarmaya hakkımız yok. Evet, şükredeceğiz. Evet, şükredeceğiz. Her gün şükredeceğiz bence. Yalnız, çünkü o insanlar, o atalarımız aslında onlar. Onlar sayesinde biz buraya geldik. Onlar bizi, bütün o insanlar bizi. Evet, onlar bizi bu çağa getirdi. Giyecek elbiseleri olmazmış, hep böyle şey, bazılar hep düğümlemiş mesela yırtılan yerlerini. Ya evet. Düğüm böyle. Evet, ya da böyle şey yaparlarmış. Yama. Bak, yenilerden yama. Anneannem var ya. Düğümleyen de çokmuş böyle düğümlü giye. Evet. Evet. Düğümlü giyerdi çokmuş. Ya. Hep yırtılan yerlerini bağlarlarmış. Anneannem de öyleydi. Hiçbir şeyi atmaz. Her şeyi değerlendirir. Kumaş da bulamıyorlar. Hayır, lilla. O kadar yokluklarmışsın. Kumaş olmayınca düğüm yapıyorsun. Evet. Öyleymiş. Yamayacak kumaş bulamadın mı? Evet. Onlara olmasaydı biz de olmazdık. Onun için teşekkür ediyoruz onlara. Ya. Şimdi de yamayı bilmiyorlar. Bir bakıyorum genç kızların sırtında koltuğuyla hep onları yırtık. Şimdi de onların moda diye giyiyorlar. Zamanında modayı bizi yaşamış. Evet. Çok önce de yaşamış. Sizden görüp de şey demişler. Ay bu güzel tarzmış. Evet. Ya. Oh, karnımız da çok güzel doydu. Çok şükür sizin sayenizde. Ayşegül bir de şey ayakkabı giyiyorduk biz. Dora ayakkabı deniyor. Arkaları yırtılır. Bir de ona ayakkabı. Ay. Dora ayakkabı. Artık böyle renkli aldık da. Lastik ayakkabı. Ay güneşli. Renkli diye o Dora ayakkabılar arkadaşlar sevinirdi. Plastik. Tam arkadan yırtılır. Hadi başka bir plastikten eridesin, yapıştırırsın. Ay. Başka plastiği eritip yapıştırırsın. Yok. Eskimiş ayakkabıları da bir parça kesiyorsun. Evet. O yarılan yerine demiri ateşte ısıtıyorsun. Onunla üstünden yapıştırıyorsun o giydiğin ayakkabının yırtılan yerine. Vay. Başka ayakkabıdan, eski ayakkabıdan kesiyorsun. Düşün ya. Oraya yamıyorsun. Aa, inanılmaz. Aslında eski insanlar dünyaya da daha iyi davranıyor. Tüketici de değillermiş o kadar. Şimdi durmadan küçük bir şey. Modası geçti al. Evet. Şeyi geçti al. Aynen öyle. Bir de şey yapmasan, yamamasan da yırtıldım ayağından çıkı veriye. Ya. Ayağından çıkıverir. Oraya yamıyorsun, yine aynı haline getiriyorsun. Ya. Kezbanları yaşama diye öyle bir şey. Daha önceki nesilde bu Ömran abla gibi belki yaşadı onu. Evet. Daha önce mesela Çeşmeköy'de, Kumyer'de düğün olur. Yürüyerek gidersin. Ha, yürüyerek gidersin. Yaşadığımız daha iyi olur. Yürüyerek gidersin. Ayakkabı yoktur ayağında. Çantada. Tam düğün yerine yaklaştın mı giyersin ayakkabıları. Ya. Eskimesin diye. Eskimesin, tozlanmasın. Ya. Öyle. Yürüyerek Çeşmeköylere, Cumalıköylere düğüne gider. Evet. Kumyer'e. Ay şey kıyafetler gibi değil mi? Böyle bayramlık değil, evet. Kıyafetleri özel olurdu. Ay. Ömran abla gençliğinde öyleydi. Başka köydeki düğünlere giderken ayakkabı torbada giderdi. Ya. Çok tatlı bir taraftan. Ya ehkel kapattı çayını iç. Şimdi bu külle susamı pişirince ekmek için değil mi? Evet, ekmek için. Bu kül, alttaki külle susamı karıştırıp kaynatacağız, kabuğu çıkacak. Kabuğu çıkacak, kırmızı susam beyaz oluyor. Beyaz olacak. Sonra bunu ekmeğe kullanacaksın. Evet. Çok ilginç, hiç bilmiyordum bak bunu öğrenmiş oldum. Susamın beyazlığı külle piştiği için. Evet. Her susam mı? Kabuğu alınıyor. Kırmızı susam. Kırmızı mesela. Susam. Ay. Bak neler öğrendik. Ekmek yapacaksınız. Yani kaçta pişirirsiniz? 9.30, 10, 11. 9.30, 10, 11. 9'da hareket başlar. Aynen. Evet. Çörekler ellerimizde. Değil mi Feridun? Evet. İkram ettiler. Bugün. Şeyden, Kezbanların evinden çıktık. Başka bir komşu elimize çörek verdi. Bugün ne? Bugün Berat Kandili'ymiş. Evet. Müslümanlar için. Hı. Yani işte namaz diyorlar. Bizde namaz diyorlar. Evet. Bugün de herkes böyle evine yağ kokutması için böyle bir şeyler yaparlar. Hı. Veya marketlerden şey alırlar. Böyle hobi, mobi onları dağıtırlar. Bir hayır yapmak için yani. Ya. Hı. Ne güzel. Bak bu arada yerli bir güzelliğine bak. Dışarıda buradan çekebilirsin. Ne kadar güzel alışmış. Wow. Orası kimin evi? Ya oradaki burası, girişte bir kahveci var ha. Kahveci evet. Var. Çok güzelmiş. Hı-hı. Gerçekten. Badem çiçekleri. Evet. Pıralana. Ha evet. Bayağı bir kara lahana var buralarda. Evet. Biz ektik Feridun ama hiç çıkmadı bizimkiler. Onlardan tohum istemek lazım. Köyümüzün güzel sokakları. Baksana karadutlar başlamış. Hı. Nasıl oluyor? Erken değil mi? Evet. Yok bu cinsi böyle bunların. Hı. Çabuk çıkıyor hemen çıkıp giderken de yetişiyor. Olgunlaşmaya başlıyor. Evet. Şey kışın mı? Çok ilginç. Pembe mi siyah mı bunlar? He? Pembe kırmızı, mi? Kırmızı. Kırmızı ama tamamen olgunlaşınca siyahlaşıyor. Hmm. Erken çıkıyorlar. Evet. Şubat ayında çok ilginç. Ben bayağı yedim ya demin. Ha, iyi, tamam. Odun kokuları geliyor kuzine. Evet. Şey orada kalorifer yanıyor ya. Evet. Yani o zaman 10 gibi burada olur. 10 veya 11,5 var mı? Daha iyi oluyor. Yani yarın ekmek yapılıyor değil mi? Onun. O zaman yarın gelip ekmek... 11'de geliriz. Evet, çekeriz ekmek yapılışını. Ben de şey dedim, elmalı kek. Çok güzel. İşte bizim burası da ata evleri. Yani annemin babası gelin. Evet. Dedemlerin, ninemlerin yaşadığı ev burası. Şey yapalım mı? Çekelim o zaman. Çek hafiften. Hı. Evet. Burada yaşayan var mı? Tabii. Şu anda artık yok. Evet. Evet, burada var. Burada dayımın kızı. Hani şimdi benim dayı kızı dedim ya. Evet. Kezbanların orada. Evet, evet. Onlar da oturuyor burada. Burada tatlı ev. Burası da işte eski yani eski kızdığında annemgilin eviydi burası. Evet. Niye orada şişeler var, plastik? İşte şezanın. Evet. Orada lazım olduğu için, kullanmak için. Su dolduruyorsun, yağ doldurup koyuyorlar. Ha, bu ev de bayağı eski. Evet. Evet. Bunlar senin atalarının değil mi? Evet. Ailenin. Ya işte dedemlerin, ninemlerin. Evet. Onların evleri. Ya çok güzel Feridun. Buralar da çok tatlı. Papatyalar da açmış. Bu da Songül'ün köpeği. Tatlış. 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 Gel bak, bir yaşlı teyze de burada mı? Bu da ağacın bir işe. Orası da benim yaşarım evim. Neresi? Şu mu? Ha, senin burada kaldığın ev şu karşıdaki şurası. Evet. Şurası. Aynen. Evet. Durumu çok iyi değil galiba. Evet. Nihayet Feridun'un evini gördük. Nerede olduğunu biliyoruz. Eğer oraya gidersen soğuk havalarda gelip seni buluruz ona göre. Orada daha güzel. Ablam iyi kötü bir şeyler yapıyor. Beraber yiyoruz. Geçen gün arabanın önüne gelmiş de tır diye beni. Ne oldu? Enişte. Onlar var enişte. Araştırmış. Gel ben araştır. Kendin dedim. Elini sorayım dedi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öyle diye işte Ferdi'den. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ya, iyiyim, teşekkürler. Geziye mi çıktın? Evet, köyü çekelim dedik. Köyü çekiyoruz. Sen karşıdan çek beni, ne yapayım? Orayı çek, orayı çek. Seni de çekiyoruz. Asıl komşularımızı çekelim dedik, köyümüz. Siz köyün parçasısınız. Tabii. Sen buraya çıksana bak her gün benim ev bu. Çok güzel. Aa, burası mı? Ha, burası çok benim tatlı. Ev. Ferdun'a yakın. Ya evet. Şey. Ya. Bak ben seni görüyorum her zaman. Her zaman görüyoruz biz seni. Bu evde. Ya. Çık balkona. Çık balkona da bak karşıya. Aa. Aa, buradan bizi görüyorsun. Tabii canım. Bazı sopayı tutuyor. Karşı evet. Yani. Ferdun'un evi de görünüyor. Ferdun'un evi daha güzel görünüyor. Bak, evet, işiden bile görünüyor. Evet vallahi koca koca bunlar pencereler. Bunlar karşı komşularımız. Dışarı çıktık ilk önce bunları görüyoruz burada. Evet. Ha, bütün tepeler buradan o. Hmm. Çıktığımız bütün tepeler görünüyor. Görünmüyor mu burada ayağın altında? Sen gelsene ya. Evet. Çık gel. Gelelim. Gel buyur. Ups. Ya bir de her yer badem ağaçları, çiçekler açtı değil mi? Çiçek açtılar. Aa, sitada. Kediler hep sitayı buluyorlar. Yavaş durun da. Benim o. Ya çok da. Ya. Biri de bak arkana geldi. Arkama geldim. Tatlış. Çok mu tatlısınız siz? Yok uzak değil de İzmir'de şimdi olur. Oran İzmir'de, evet. Daha Edirne'de. Köyümüz böyle dağlarda, tepelerde. Oran manzarası çok güzel. Büyük kızı ben... yaşayamayacağım mı böyle? Yok yaşayamayacağım değil. Birden okulu değiştirdim. Bir de kokuyu sizle paylaşabilsem. Doğanın kokusu, baharın başlangıcı. Her türlü böyle doğada böyle güzel kokular var. Çiçekler, yeşillikler, dağların kokusu. Anne. Çok mu güzelsin sen? Güzel küçük prenses. Küçük prenses. Küçük prenses. Ya bu güzellik ne? Yüzünün güzelliği. Prenses. Küçük prenses. Ay. Çok mu tatlısın? Çok. Ne kadar güzel bir yüzü var. Mısırlılara benziyor. Kısırlaştırdık biz onları. Oy oy. Annem. Çok tatlı. Şeye götürdük. Veterinere götürdük. Oradan kısırlaştırdık. Ya. Ama yapacak bir şey yok. Bir sürü köpek kediyi yaptık. Evet doğru yaptık. Evet biz de yaptık. Bir daha şimdi benim kızım Antalya'dan kalbimden mama yolluyor oraya. Ama kendim benim birlik bacak da alamıyorum da. Bu cidden bacarıya da alıyor ama bir sürü kediyi yapacak yeter iki tane. Evet evet. Zor oluyor sonra. Baksana Ferdun'un 8 tane var orada. Ama çok tatlı. Çok tatlılar. Ay çok tatlı ya. Sevgi dolu. Ya ben seni yerim ya, yerim. Ben nereye gidersen bununla benimle beraber. Ya, seni takip ediyor. Ha, takip ediyor. Ha, gel tatlış. Bak, ele. Gel. Ya, çok tatlı ya. Kız mı? Kız. Ya, çok güzel bir kız. 89 kilo. Sen çok güzel bir kızsın. Benim oğlandan yatıyor bu. Ha. İçeride. Ya, siz de bizim gibi eve alıyorsunuz. Ev aldığım kediler. Ya, hadi gördün mü sizde? Çok tatlı. Evim aldığım kedilerimi rezil yaptım. Ay. Onlar şimdi şey yapsın. Öğünden bile peygamberimizin öğreninden bunlar. Evet. Yuvamı almışlar. Ben okumam yapmam yok da. Evet. Bilirin her şeyi. Evet. İnsan zaten hissediyor. Ama gel senin köpekler bezi yiyecek. Bizimkiler çok heyecanlı. Alışkın değil de ondan. Ha. Ya geliyor. Hadi gel. Gidelim akşam. Ay çok tatlı. Annesiyle gitti. Güneş batıyor yavaş yavaş. Evet. Akşam oluyor. Alın biradan çörek. Hatta. İyi, hadi yiyelim. Bugün bayağı ben bir çörek yedik Sita. Tamam. Selam. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Evet, çok teşekkür ederiz. Hadi bir şey değil. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ya benim için tutsun çekiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Böyle. Evet, burası çok tatlı ya. Oturmak için. Ha? Güzel güzel. Evet. Çok... Ben de yatağım. Ya. Vay, çok güzel bir yatakmış. Kıskandık valla. Evet. Manzaralı yatak. Evet. Böyle oturdu aşağıdan gidiyoruz. Ben görüyorum onları sizi. Ya. Bilmiyorduk valla. Ama bunları örtmen lazım. Örtüyorum da. Ha. Yağmurda. Ha, yağmurda. Ha, bunlarla. Ha. Ne güzel ya. Dikkatli de şimdi yağmur bozdu mu hemen örter. Örtüyorsunuz. En güzel yatak. Baksana manzara. Vay. Aşağı çek, aşağı bak. Evet. Manzaralı oda. Burası çok güzel. Karşılara bak, binalar hepsi görünüp duruyor. Evet evet vallahi. Her şey görünüyor. Çok çok güzel. Maşallah. Gelen yabancılar evi soruyor veya satılık mı diye bunu. Gerçekten. Ama çok güzel yeri diyor. Evet evet, manzarası. Yok dedim, satılık diye diyor. Bak buna bizim meseleki de kapaç diyor. Ama seninki çok güzel diyor. Ha. Çiçekler de çektin değil mi? Evet, çiçekler, saksılar. Ay, bir sürü çiçek var. Evet, güneşi batırdık. Evet. Yarın evet, devam ederiz. Nereye gevşemiyor şimdi? Ha. Biri sıcak, biri gevşek işte. Hı? Biri sıkacak, biri gevşek. Evet. Sık mı? Sık sık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Sıkacağına sıkarken şey yapsaydın ya. Gresin yok muydu? Gres sürseydin ya. Patsa kötü çöktük. Ha. Oh, kuşlar. Hı? Kuşlar güzel ötüyor. Evet. Bu saatler çok şey, hı hı, huzurlu. Sita'nın elinde çörekler. Yok. Bütün gün çörek yedik. Merhaba. Merhaba. Köyün tatlı çocukları. Evet, güzelmiş gördüm. Evet. Bütün eski taş evler çok güzel. Eski taş evlere hayran. Evet. Kalıyoruz. Hayalimdeki eve dönüşüyorlar. Aynen. Bu vlogumuz birkaç bölüm olacak gibi görünüyor. Evet. Bir günde bütün köyü çekemedik. Yarın çekimlere devam ederiz. Aynen. Hele hele biraz bilinçli yaşlardan bir tane denk getirirsek, şeylerini anlatmaya çalışırsa, evet, daha da fazla zamanım alır. Ne güzel. Hikayelerini dinleriz. Evet. Paylaşırız. Güzel. Eskilerin en güzel mirası. Evet. Bize kalan. Olsun ya, ne yapıyorsun sen, çekemedi ki ya. Dolu başlar şimdi yaptım. Dört çay ettim sabah. Ya ne kadar çok yapmışsın. Ay, biz yedik zaten. Başkalarına da verirsin. Çok teşekkür ederiz. Ya. Çok yaptım. Baksana da o zinde. Ellerine sağlık. Ya çok teşekkür ederiz. Çektim. Telefonumda da yer kalmamıştı. Ama şimdi biraz ayarlayabildim. Ya ellerine sağlık ya. Ay çok çok koydun. Yersiz ya. Siz her zaman mı görüyorsunuz? Ya yine de. Başkalarına da dağıtırsın. Dolabına koy. Ya. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil ya. Afiyet olsun. Ya ellerine sağlık. Söyle. Kıpkırmızıyım ben de. Olsun çok tatlısın. Olsun hadi güle güle sana. Teşekkür ederiz. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay çok. Ha, tavuklarını da çekiyorum. Horozlar, tavuklar. Çok mu tatlısınız siz ya? Evet tatlı ay çiçekleri, bu vlogumuz şimdilik bu kadar. Yarın köyümüzü çekmeye devam edeceğim. Bütün köyü çekemedik. Çok fazla sizin için sizlerle paylaşmak istediğim bölümler var köyümüzden. Ve telefonumda da yer kalmamış, iyi ayarlayamamışım bugün. Ama bu vlogu onun için birkaç bölümlü yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten gördüğümüz, paylaşmak istediğimiz o kadar çok şey var ki köyümüzden, gerçekten insanlardan, köylülerden, sevdiklerimizden. Umarım bu vlogu, bu bölümleri beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız bize de çok yardımcı olmuş olursunuz. Ve ayrıca yorumlarınız her zaman bizi çok mutlu ediyor. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Bizi motive ediyorsunuz böyle. Ve sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Evet, yarın köy vlogumuza devam ediyoruz. Birkaç bölümle yapmamız gerekecek. Yarın erkenden gidiyoruz. Kaçtayız? Evet. Onda mı Feridun olacağız? Evet. 9.30'da. Çünkü yarın köyde ekmek yapılıyor. Komşularımız. Biraz onları çekeriz. Tabii herkes çekinmek istemiyor. İsteyenleri çekeriz. Normal çünkü bazıları çekiniyorlar. Herkes telefonun önünde, kameranın önünde rahat olmuyor. Anlaşılır bir şey. Bu akşam da menüde ne var? Pişi var. Evet, çörek. Bize çörekler. Sevgiyle verilen bu çörekleri hepsini tabii belki bitiremeyiz ama şey dedi, buzluğa da koyabilirsin dedi. Hani buzluğa koyup yiyeceğiniz zaman. Onun yanına vegan menemen yaparız. Evet, bademli menemen. Hatta onun tarifi vardı. Onu yapacağız. Bir de domates salata var. Bütün bu köyü gezme macerası beni bayağı acıktırdı. Heyecanla yemek yiyeceğiz.